Günaydın. Çok zoraki kamerayı elime aldım. Bugün ilk final sınavına gireceğim. Hızlı bir açılış oldu. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten güncel durumlarımı belirtirim. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyorum. Bugün dersim yok. Daha doğrusu artık dersim yok. Dün son dersime de girdim. Son dersim instrumentti. Bitti. Şimdi bölüme geçeceğim. Ders çalışacağım. Bugün Fiziko 2 laboratuvar finali var. Az sonra çalışmaya başlayacağım. Daha hiç çalışmaya başlamadım. Büyük bir boş vermişlik yaşıyorum. Bakalım. Merhaba de. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sınava hazırlanıyoruz. Kimya bölümünde. Çok ciddisin. Birileri kan vermiş sabah. Ay benim yaralım. Thank you.
sınavdan çıktım. 1,5 saat sürdü. 10 dakika kala çıktım. Yeter yani, zaten adam akıllı çalışmamıştım. Bitsin gitsin artık. Öyle bir bıkkınlık var ki üstümde. Şimdi eve geçiyoruz. 9'u NMR'a atladım. 10'u çözdüm. 11'deydim. Pardon. Herhalde. Bak, yaptım mı haberleri? Oradan peki şey diye kalkıyor mu dedi. Recimiz. Gerçek bir final haftası. Daha doğrusu final haftaları. Bugün gördünüz zaten. Fiziko 2 laboratuvarı finalinden çıktım. Yani söylenecek çok şey var. Ama boş verin, söylemeyelim. Bölümden, okuldan mezun olayım. Sonra konuşuruz. Ve tahmin edin kimin yarın sınavı var? Benim enstrüman sınavım var. Benim bu keyfim şaka mı? Ne bileyim, böyle duşmuş aldım, yatarak çalışıyorum. Az sonra çalıştığım ortamı göstereceğim ve şoka gireceksiniz. Böyle artık bağışıklık kazanmış gibi hissediyorum sınavlara girip çıkmaya, düşük not almaya, yüksek not almaya, aldığım nota yüksek ya da düşük şaşırmamaya. Ve her gün, her saat sınava girebilirim. Öyle bir bağışıklık kazandırdı ODTÜ Kimya bana. 17.40'da bugün sınavım vardı. Yarın 9.30'da sınavım var. Çalıştığım ortama hazır mısınız? Burada çiğ kaju var. Burada ajanda. Birazcık tırnaklarımı törpüledim. Burada da gördüğünüz gibi enstrüman okuması yapıyorum. Burada bir adet acı çeken su şişesi. Burada arada sırada baktığım tabletim ve burada ikinci midterm'den kalan bazı notlar. Yani şu ortam tam anlamıyla tutarak var. Tam anlamıyla final haftası. Günaydın. Gergin miyim bilmiyorum ama tadım kaçık. Çünkü enstrümanla ilgili her şey benim keyfimi kaçırır. 10 dakika var. 10 dakika var sınava ve ben taksiyle anca yetiştim. Bitsin gitsin. Hani artık gerçekten bitsin gitsin. Sabah da böyle 7'ye falan alarm kurdum. Çalışırım bir saat daha. Ucu ucuna. Rabbim bir daha bu kuluna instrument dersi aldırmasın. Amin. Bitti. 2 saat sürdü. 2 parktı. Bitti. Bir daha da gelmem. Bir daha da almam. Bitti. Geçtim bence. Geçtim ya. Oh. Oh. Bakın kim var yanımda. Beni sınavdan almaya gelmiş. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Sınavda işte bitti sınav, kağıtlar falan toplanıyor. Ben telefona bir baktım, benim bugün lazer randevum varmış. Şimdi onu erteleteceğim haftaya çünkü yarın Sencer'in sınavı var. Yani gitmeyiz. Sencer ben de gelmek istiyorum dedi. O yüzden pazartesiye falan erteleteceğim şimdi. Onu ayarlayayım. Ay bitti. Arkadaşlar bitti. Instrument bitti. Bitti. Bendeki psikolojik hasarın farkındasınız değil mi? Sencer şimdi çorba içmeye geldi. Ben bir şey yemeyeceğim. Ben sabah kahvaltı yapmıştım. Sencer bir şey yiyip içmemiş. O bir çorba içecek. Sonrasına da
atlatacağız artık. Bölümde dururuz gibi duruyor ama belki kütüphaneye de geçeriz, bilmiyorum. İki part yapmışlar sınavı. İlk part büyük ilk partın tamamı büyük ihtimalle hepsi doğru. İki part dediğin iki tane kitapçık mı? İki kitapçık. 50 puan 50 puan cümleri oku. Bir kısım bence full doğru. Bayağı emin çözdüm. Diğer kısmın da yarısı... Çözdüm dediği yazdın mı? Full yazı. Hiç işlem yoktu. Ya. Hiç işlem yoktu. Tüh, ben ne yapacağım? Sadece yazı ve hani why diyor, explain diyor, discuss diyor. Paso böyle şey yapıyorsun. Şunu şu yüzden seçtim çünkü interference, chemical, bilmem ne. Tam dönem az ders alacağım. Senin gibi yani iki ders alacağım. Öyle zaten. Başka ne yapabilirsin ki? Çok enteresan bir kombi. Evet, merak ettim. Tamam, yaparız. Nasıl gidiyor? Böcek. Böcek şu an kayıt altında. Git. Thank you.
gelişmesi güzel. Arkadaşlar yarın sınavı olduğu için berbat durumda. Ne göbeğim çek. Aşırı kötü, aşırı kötü durumda. Böyle ne yapıyorsun diyorum, hiçbir şey. Ne yapalım diyorum, hiçbir şey. Akşam yemeğe ne istersin, ne yapayım dedim, hiçbir şey. Ölü balık gibi. Otobüs her şeyi haftaya konuşacağız. Pazar gelirseniz ondan sonrasında şeye kadar gelirsiniz diyor. Güneş var mı? Var mı? Yani onu diyeceğim. OH varsa koruma grubu olarak TBSC ile imidazol içinde. Hı hı. Onu korumaya aldıktan sonra yapmamız gereken bütün işlemleri Merhaba, günaydın demek için geç. Bugün 3 Haziran. Sizi en son nerede bıraktım? Hiçbir fikrim yok. Evdeyim ve saat 14.40. Tamam, günaydın faslını geçiyoruz. Ben ne yapıyorum? Evdeyim. Bugün okula gitmem için herhangi bir sebep yok. Açıkçası dışarısı çok sıcak ve ben her şeye rağmen sıcak kahve içiyorum. Soğuk kahve mevsimi gelmiş. Yarın Türkçe sınavım var. Sabah 9.30'da nerede olduğunu bilmiyorum. Daha belli değil galiba. Türkçe sınavına gideceğim yarın. Yarını büyük ihtimalle diğer videoda izlersiniz. Önümüzdeki günlerde, yani Perşembe günü, bugün Pazartesi ve Perşembe günü Fiziko 2 finalim var. O yüzden şu an zaten Fiziko 2 çalışıyorum. Konularım bitti. Şimdi konuları pekiştirmek üzerine, pratik yapmak üzerine kitaptan sorular çözüyorum. Çözmeye çalışıyorum. Onları not ediyorum. Bir de üstüne bu sıcakta regl oldum. Ve final haftasındayız. Ve bugün lazer randevum vardı. Her şey üst üste geliyor ama sıkıntı yok. Ağrı kesicimi aldım. Tüm önlemlerimi aldım. Böyle beni mutlu edecek şeyler tüketiyorum. Zaten belliydi regl olacağım. 3-4 gündür zıvanadan çıkmış gibi yiyordum. Böyle kıtlıktan çıkmış gibi. Neyse. Evdeyim. Evde durmaya devam edeceğim. Sanıyorum ki akşama doğru Sencer gelir ve spora gideriz. Tabii spora gidip gitmeyeceğim tamamen benim reglime bağlı. Yani zorlayamam kendimi. Fiziko çalışıyoruz. Evdeyiz. En son ben sizi enstrüman sınavında bıraktım değil mi? Enstrüman sınavı iki parttı, anlatayım. İkinci midterm'deki gibi iki parttı. Bir partım bence tamamını doğru yaptım. Çünkü zaten son derece kendimden emin olarak girmiştim o konular bazında. Bir konu var. O konu dispersion diye bir konu. Ay, anlamıyorum. Hesaplayamıyorum. Gözümde canlanmıyor. İnatla da onu soruyorlar banko. Hani lanet olsun dedim, bıraktım o kısmı. Umurumda değil. Hani zaten şunu düşünerek girdim ben sınava. Ben dönemin başında hani şu kafadaydım. Hani şu an bana birisi çıkıp dese ki işte DD vereceksin bu dersi, hiçbir sınava girmene gerek yok. Üstüne para bile verirdim bu teklif için. Eğer ODTÜ kimya ile herhangi bir bağlantınız varsa beni çok iyi anlayacaksınız. Beni çok iyi anlayacaksınız. Eğer yoksa da bunu bir not edin yani. Bu instrument hani şöyle bir ders, Allah'ım canımı alsa da kurtulsam. Ya da Allah düşmanımın başına vermesin, ya da ben bölümü bırakıyorum look bir ders. Zaten dersi alanların yarısından fazlası ikinciye, üçüncüye, dördüncüye alıyor. Laboratuvarı zaten Allah'a emanet. Yani çok sıkıntılı bir ders. Tam benlik, tam keyif alacağım tatlı bir ders ama maalesef sıkıntılı hale getiriliyor. İlk sınavımdan Curve'ün 30 küsür puan üstündeydim. Bu benim için zaten
mükemmel bir başarıydı. İkinci sınavda da 20 küsür puan üstündeydim curve'ün. Curve dediğim şey ortalama. Yani şey kafasındaydım, zaten geçtim dersi, finali umurumda değil, dede okey. Bitti, gitti. Allah bir daha bu kuluna, bu ODTÜ kimya öğrencisine enstrüman dersi aldırmasın. Amin. Ben bu dönem antidepresana başladım. Ve kesinlikle sebebi enstrüman. Enstrüman labı ve enstrüman dersini alacak olmak beni kesinlikle antidepresan kullanmaya teşvik etti. Doktora gittim. Aylarca doktora gittim. Ve bu şu an minimuma indirdiğim stresim ilaçlı hal. Yani öldürmeyen Allah ODTÜ kimya öğrencisine enstrüman dersi aldırıyor. Bitti gitti. Yani bu saatten sonra benden uzak, Allah'a yakın. Enstrüman laboratuvarının finali var sırada. 11'i miydi, 10'u muydu, neydi? Yapacağız, bitecek, gidecek. Ama önümde şu an riskli bir sınav var. Nasıl riskli? Ondan bahsedeyim size. Ben fizikodan, fiziko 2 alıyorum şu an. Laboratuvarı tamam verdik. İşte cuma günü oldu, bitti, girdik birlikte sınava. İlk sınavdan tam ortalama not aldım. Hani ortalama 50 ise 50 aldım. 70 ise 70 aldım. Tam ortalama. İkinci sınavda curve'ün ortalama 10 küsür civarında üstündeyim. 3 tane quiz oldu. Bir tane quizim full doğru. Bir tanesi yarım doğru. Bir tanesi yarımdan daha az doğru. Yani anlayacağınız, ben bu dersten etimle kemiğimle nefret ediyorum. Hani nefret ediyorum. Zaten büyük ihtimalle bu kin ve nefretimi bir sonraki videoda fiziko ile mücadele esnasında çok daha yakından izleme şansı bulacaksınız. Hani nefret ediyorum. İlk defa bir dersten nefret ettirildim. Ben nefret etmiyordum en başında. Da işte söyleyemiyoruz bazı videolarda bazı gerçekleri. Ah, bir mezun olayım. O zaman görürüm. O zaman görün. Ve hani sorun şu. Dersi hani normal şartlarda şöyle düşünebilirsiniz. Ortalama bir not. Hatta bir tık ortalamanın üstündesin Cansu. Neden endişeleniyorsun? Neden kritik bir sınav dedin? Ortalamayı bırakıyorlar. ODTÜ'ye hoş geldiniz. Evet, ODTÜ'ye hoş geldiniz. ODTÜ yazmamanız için bir sebep daha. Ortalama bir öğrenciyseniz sizi bırakıyorlar. Geçen dönem bırakmışlar. Mesela benim bir tane şey dersim vardı. Genel kimya diye 2 sene önce 1. sınıfta almıştım. Ben curve'ün ortalama 30 puan üstündeydim. Totalde. 1. midterm, 2. midterm final. Ben o dersi CC verdim. Sebebi şuydu. Curve'ü bırakmışlar. Not ortalaması aşırı düşüktü. Curve FD vermişler, yani kalma notu. Bu yüzden benim aşırı iyi, ortalamanın aşırı iyi üstündeki notumun hiçbir önemi kalmadı. Curve çok düşük verdikleri için benim notum da değerini kaybetti. Vesaire vesaire. Yani ortalama bir öğrenci olmak bu ders için yetmiyor. Ortalamanın bir 15-20 puan üstünde olursanız en düşük geçme notuyla geçiyorsunuz. Yani sizi intihara sürüklüyor. Yani sizi hayattan koparmaya teşvik ediyorlar. Hayat çok zor. Neyse. Hani artık son kurşun. Finalde çalışacağım, çalışıyorum, gireceğim. Yaparsam cehennemin dibine kadar yolu var o dersin. Bir daha görmek istemiyorum. O derse dair hiç kimseyi, hiçbir materyali. Geçemezsem de önümüzdeki sene alırım. Paşalar gibi geçerim. Bunu da biliyorum yani. Kalmak istemiyorum.
Gerek yok külfet. Ama kalırsam da karalar bağlamayacağımı da biliyorum. O yüzden birazcık lay lay lomu. Çalışıyorum, iyi gidiyor gibi, iyi gitmeye de bilir. Nasip kısmet bu işler. Öyle. Çok konuştum. Ama ODTÜ'de finalleri ancak bu kadar. Anlatabiliyorum işte size. Daha anlatacak neler var da. Onları da bir sonraki videolara saklayalım. Evdeyim. Fiziko çalışıyorum. Durumuma göre, rail durumuma göre belki spora gideriz. Akşam yemek memek. Bu videoyu böyle kapatırız. Yarın da Türkçe sınavına giderken başlatırız yeni videoyu diye düşündüm. Günaydın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Benim hayattan bezmişlik bolluğuma bakın. Hiç. Elimle böldüm direkt bunları. Lanet olsun diye. Şimdi bu videoyu kapatıyoruz. Bu videoyu hatta izleyeceğiniz bir sonraki videonun sabahından kapatıyorum. Dün işte fizikodan dolayı ne spora gittim, ne video çektim. Canım sıkkındı açıkçası. Öyle olunca böyle kapamak zorunda kaldım. Final dönemi devam ediyor tüm hızıyla. Bir sonraki videolarda daha korkunç sınavlara gireceğiz birlikte. Kendinize çok dikkat edin. Ben şimdi dünyanın en iyi bowl'unu yiyeceğim. Buna bowl denirse tabii. Garip bir şey. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.